Bir bebek dünyaya geldiğinde hayatını devam ettirebilmesi için ilk ihtiyacı beslenmek. Bu ilk ihtiyaç aslında annelerimizle olan ilk bağımızı oluşturuyor, ilk temasımız. Sonrasında hissettiğimiz o sıcacık güven dolu kucak, başımızı ilk okşayan eller. Sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğimiz anlar. Bebeğin ebeveynleriyle arasında oluşan bağın gücünü en çok hangisi etkiler? Beslenilebilmek mi, sevilebilmek mi? Değerli dostlarım, psikoloji deneylerini hikayeleştirirken gerçekten büyük zorluklar yaşıyorum. Çünkü birçoğunu etik bulmuyorum. Bugün sizlere anlatacağım deney de çok acımasızca ve hiç etik değil. Az önce sorduğum sorunun cevabına birçoğunuzun sevgi göstermek beslenmekten çok daha önemli diyebildiğinizi biliyorum. İstisnalarımız olsa da. Fakat 20. yüzyılın ilk yarısında bu duruma karşı oluşan düşünce hiç de böyle değildi. Birçok psikolog çocuklara şefkat göstermenin gerçek bir amaca hizmet etmediğini, yalnızca duygusal bir jest olduğuna inanıyordu. Davranış bilimci John Watson bu konuda fazlasıyla ileri giderek tüm ebeveynlere şu öğüdü verdi. Çocuklarınıza dokunmak istediğinizde şunu hatırlayın. Annenin sevgisi tehlikeli bir enstrümandır. Harry Harlow, bugün anlatacağım psikoloji deneyinin baş mimarı. İnsan sevgisinin ve şefkatinin doğasını bilimsel olarak araştıran ilk psikologlardan biri. Harlow, tartışmalara neden olan kurgulanmış olduğu bir dizi deney yoluyla insanın sağlıklı gelişmesi için sevilmenin ve duygusal bağ kurmanın önemini ortaya koydu. Tabii ki bu bilimin gerçek fakat karanlık yüzü. Harlow da bu karanlık tarafta. Deneyde kullanılan yavru maymunlar süreç içerisinde zarar gördüler. Konuyu detaylandırmadan önce bu durumun sizi olumsuz etkileyeceğini düşünüyorsanız videoyu izlemeyi sonlandırın. Harlow, bebek maymunları doğumdan birkaç saat sonra annelerinden ayırıyor. Her maymun bir kafeste izole edilir ve kafesin içinde ekranında gördüğünüz iki adet sahte anne figürü yerleştirilir. Birinci anne metalden yapılmıştır, soğuktur ve koynunda uyumak rahat değildir. Gerçek annelerine göre çok daha yapay ve sevimsiz durur. Sadece bu anne figüründe yavruyu besleyecek süt vardır. İkinci maymun anne modeli bezle kaplıdır. Daha konforlu bir sarılma sağlar. Sıcaktır. Tıpkı gerçek anneleri gibi. En önemlisi bu modelde yavrunun hayatını devam etmesini sağlayacak besin yoktur. Kafesin içerisinde yavruyu bıraktığınızda belli bir süre sonra içgüdüsel olarak onu besleyen figürle daha fazla vakit geçireceğini düşünebilirsiniz. Çünkü bu yapay anne en temel ihtiyacı beslenmeyi sağlıyordu. Şaşırtıcı bir şekilde yavru maymunlar sütü olmamasına rağmen bezle kaplı sıcak kucağı tercih ettiler. İki anne yan yana dururken acıktıklarında metal modele gider beslenir ve geri kalan diğer zamanlarında annelerine daha çok benzeyen mankene sarılırlar. Bu durum maymunlarda anne ile bebek arasında oluşan sevgi bağında fizyolojik ihtiyaçların giderilmesinin etkisini basite indirgiyor. O güne dek kabul görmüş birçok teoriye göre yavrular süt verilen anneyi kendi anneleri gibi görmeliydi. Anne bebek bağı açlık, susuzluk dürtüsünden kaynaklanan bir ihtiyaç doğuruyordu. Bağ kurmak açlık veya susuzluğun giderilmesiyle ilgili değil. Deneyin ilk aşamasında elde ettiği bulgular üzerine Harlow şu yorumları yaptı. Bebekler yalnızca sütle yaşayamaz. Emzirmenin önemini göz ardı etmiyoruz ama anne bebek arasında kurulan bağı açıklamak için yetersiz kalıyor. Bu bağ ancak anne ve bebeğin yakın bedensel temas kurmasıyla sağlanabilir. İkinci aşamada kafesin giriş kısmına yavru maymunları korkutan hareketli oyuncaklar yerleştirilir. Yavru maymunların çoğu korku anında sıcak anne figürüne sarılırlar. Oluşan bu bağdaki güven duygusu da verilen tepkiye göre gözlemlenmiş olur. Harlow elde ettiği bulguların kendi düşünceleriyle örtüştüğünü gördükçe daha fazla motive oluyor ve maymunların yaşadığı travmaları içe sayarak farklı veriler elde edeceği tasarımlar yapmaya devam ediyordu. Yavru maymunları iki gruba böldü. Onlara annelerini seçme şansı vermeden bir grubun soğuk anne modeliyle diğer grubun sıcak anne modeliyle büyümelerini sağladı. Her iki grup da eşit miktarda beslendi ve gelişim sonrası davranışlarını gözlemledi.
gözlemledi. Sıcak anne modeli yavrulara güvence sağlıyordu. Psikolojik destekleri var gibi. Bu grup için daha sağlıklı bir gelişim söz konusuydu. Şu an gördüğünüz oda maymunların ilk kez giriş yaptığı, hiç alışık olmadığı bir ortam. Odada bulunan nesneleri yabancı ve onlar için tedirgin edici. Bu odaya öncelikle birinci grupta gelişen maymunlar konulur. Telden yapılmış yapay annelerine hiç sarılmadan korkularıyla tek başlarına yüzleşmeye çalışırlar. Uzun süre çığlık atıp bazen yere yatarak bazen de ileri geri anormal hareketler sergilerler. Sıcak anneyle büyütülen maymunlarda durum farklı. Önce yoğun bir korku, korku sonrasında yapay anneye sarılış ve sonrası birinci grupta gözlemlenmeyen ortamı keşfe çıkma hareketleri. Öyle ki yapay anneleriyle oluşturdukları bağ korkularını yenmelerine destek oldu. Annelerinin yanlarında var olduğunu bilmek onlara güven verdi. Harlow'un birinci grupta gelişen davranış bozukluklarını gözlemledikten sonra kafasında oluşan soru şuydu. Ebeveyn sevgisinden yoksun kalan maymundaki davranış değişikliklerinin geri dönüşü var mı? Sevgi yoksunluğu süresinin kritik bir seviyesi var mı? Bu sorulara cevap bulmak için yine acımasızca deneylere başvurdu. Harlow ve meslektaşları yavru maymunları çeşitli annesizlik dönemlerine maruz bırakarak deneyleri tekrarladılar. Erken anne yoksunluğunun etkisinin maymunlarda ancak 90 günden az sürmesi durumunda tersine çevrilebileceği sonucuna vardılar. Ve insanlar için eş değerinin 6 ay olduğunu tahmin ettiler. Sonuçları toparlayalım. Harlow, bir maymunun normal bir şekilde gelişebilmesi için yaşamın ilk aylarında tutunabileceği bir nesneyle bir miktar etkileşime sahip olması gerektiği sonucuna vardı. Tutunmak doğal bir tepkidir. Stresli zamanlarda maymun sanki sarılmak stresi azaltıyormuş gibi normalde sarıldığı nesneye koşar. Ayrıca erken anne yoksulluğunun duygusal hasara yol açtığı, ancak kritik dönem sona ermeden önce bir bağlanma yapılırsa etkisinin maymunlarda tersine çevrilebileceği sonucuna varmıştır. Bununla birlikte anne yoksunluğu kritik dönemin bitiminden sonra devam ederse, o zaman annelere veya akranlara maruz kalma halihazırda meydana gelen duygusal hasarı değiştirmez. Harlow bu nedenle genç maymunların acısını anne yoksunluğu değil, sosyal yoksunluk olduğunu buldu. Bu bulgusuna daha fazla çıktı üretebilmek için farklı testler uyguladı. Diğer bazı maymunların kendi başlarına büyüdüğü süreçte günde 20 dakika 3 maymunla birlikte oyun odasında geçirmesine olanak sağladı. Bu maymunların duygusal ve sosyal olarak oldukça normal bir şekilde büyüdüklerini gördü. Değerli arkadaşlar, bu deneyden çıkan sonuçların insanların gelişimine direkt olarak entegre edilmesinin kuşkusuz bazı zorlukları var. Bu zorluk maymunların ebeveynleriyle kurdukları bağ ile insanların gelişim sürecinde kurdukları bağı etkileyen çok fazla farklı değişken olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki insanların gelişimi için tek bağ kurucu anne değil, babalar, abiler, ablalar, büyük aile, arkadaş grupları, öğretmenler gelişimin her sürecinde farklı etkilere sahip. Deneyden çıkan sonuçlar o dönemde çocuk gelişiminde sevginin önemini gözler önüne serdi. Deneyde kullanılan yavru maymunlar ile gerçek anneleriyle büyüyen yavrular arasında ilerleyen yaşlarda belirgin farklar ortaya çıktı. Çok çekingendiler. Diğer maymunlarla nasıl hareket edeceğini bilmiyorlardı. Kolaylıkla dışlanıyorlar ve gruplara katılmak için çaba sarf etmiyorlardı. Çiftleşme konusunda sorunlar yaşadılar. Anne olmayı başaranlardan bazıları bebeklerine fiziksel zararlar verdi. Bu bilimsel çalışma sonuçları nedeniyle faydalı gibi görünse de uygulama safhasındaki acımasızlıkları artık konuşmak istemiyorum. Deney hakkındaki düşüncelerinizi bana yorumlar kısmından iletin lütfen. Farklı psikoloji deneylerinde tekrar buluşacağız. Hoşça kalın.